hayvan kampı seviyor. Nasıl yere yapıştı yükü alınca, arkası dolu tabi. Bunlar sağlam mı lan, düşmesin. Tek tek. Tulum önemli. Nereye gidiyorum? Prenli'ye gidiyoruz. Prenli ailesinde kamp atacağız. Geçen Yamağa'daydım. Burak var Yamağa'da bizim. Onun da teneresi var. İşte konuşuyorduk ediyorduk. Dedik kampa gidelim ya. Kampa gitmemiz lazım. Ne zaman yani, beraber hiç kampa gitmedik onunla. Hep o ekiple gidiyordu, İstanbul Tenere ile. Ben hiç denk gelemedim. Gidelim dedi. Ben de olur dedim. Nereye gidelim dedi. Prenli'ye dedim. Tamam dedi. Tamam dedim. Yola çıktık işte. Şimdi o burada değil. Gölcük'te. Gölcük'te mi? Ne Gölcük lan? Gölcük'le ne alakası var yolun? Gebze'de. Gebze'de değil. Ben nereye gidiyorum ya? Düzce. Heh, Düzce'de. O dün gitti oraya. Bir arkadaşı varmış da. Ben de bugünden çıktım yola. Orada buluşacağız. Oradan dağa çıkacağız. Yani Düzce'ye kadar benimlesiniz. Şimdi atımızın karnını bir doyuralım. Kurtköy'de. Sabah sürüşü. Pompacı. Hangi pompa? Günaydın. Biraz Burak'tan bahsedeyim. Ben bir gün biliyorsunuz Adalet Akademi'nin eğitimine gitmiştim Ataşehir'e. Eğitimdeyken de işte çıkarken birisi beni böyle çevirdi. Dedi işte Yama Bosforus'a üye misin falan derken oradan beni üye yaptılar. Neyse grubu aldılar WhatsApp grubuna. Bahadır yani o arkadaş da. Ondan sonra grubu eklediler falan. İşte bu arkadaş da Burak falan, işte böyle tanıştık ettik. Dediler grupta iki tane Burak var dediler. Sizi nasıl ayıracağız dediler. Ben de dedim yolda deyin. Yani artık zaten herkes Burak yolda diyor. Soyadımı söyleyen yok. Öyle kaydediyor yani telefonla. Bir gün Yamağa'ya gittim ben. Neyse girdim içeri. Yıldız Yamağı. Metin abinin orası. Yıldız Yamağı'yı da iyi bilirim yani. Tarih 25 falan ben oradan almıştım. Hep de oraya giderim. Başka yere de gitmem açıkçası. Çoğu Yamağı zaten kötüdür. Onun servisi yine iyi. Yıldız Yamağı iyidir yani. Neyse. Gittim parçaları alacağım. Bu turdan önce motora işte o yağ tapacı ontası bilmem ne almak için gitmiştim zaten. İçeride teknik servisin işlerine bakan, yani işte orayı düzenleyen, ayarlayan, hani kim ne zaman girecek, işte bakım yapılacak, randevular, işte parça numaraları, parçalar falan, o işleri yapan birisi var. Böyle baktı, dedi Tenere mi var dedi. Evet dedim. Ruhsata baktı. Sen o Burak mısın ya dedi falan. Hangi Burak dedim. Gruptaki dedi. Dedim sen de o Burak mısın dedi. Evet dedi. Öyle tanıştık. Çok enteresan bir tanışma hikayemiz var. Gerçekten aklınıza gelmez. Akıl sır ermez yani. Sonra işte bunlar hep kampa gidiyorlar. Tenereciler kampa gidiyor falan. Hatta gidilen kamplara başka arkadaşlar da gidiyor. İşte beni takip eden. Oradan işte fotoğrafı atıyorlar. İşte sen yoksun falan diye. Ben de gidemiyordum yani işte iş vesaire durumlarından. Gidememiştim. Geçen gün de yine gitmiştim yanına. Benim su tankı delindi. Malum Instagram'dan takip edenler hatırlar. Onu yaptırmaya gittim. Dedi kampa falan gidelim dedi ya. Ben de dedim gidelim dedim. Ben de ne zamandır gitmiyordum çünkü motorla öyle bir yere. Kaç ay olmuştur herhalde ya. Normal gittim de kampa. Öyle yani. Haftaya da bu arada Aladağlar'a gidiyorum. Demir kazık yapacağız. Olmadı. Emler yapacağız. Oraları zaten biliyorsunuz artık yani. Torosların birinci gününü anlatmama gerek yok. Şimdi turu izlemediyseniz zaten ayıp yani artık. Bir göz gezdirin. Orada hepsinden bahsettim. Bunu turda anlattık. Aladağları gösterdik, demir kazığı gösterdik. Neyse şaka bir yana, haftaya
Oraya gideceğim. Bu sefer ama dağcılık faaliyeti. Yani şu işi bir yapamadık yani. Şu dağcılık faaliyetlerinin vloglarını bir türlü çekemedim. Eriniyorum abi çekerken. Yani çok iş çünkü. O kadar faaliyetin içinde bir de onunla uğraşmak. Henüz o kafaya erişemedim. Böyle rahat zaten motor sürüyorsun. Üstüne ne yapacaksın? Konuşabilirsin yani. Hani böyle bana güzel geliyor. Neyse yola devam. Biraz kafamızı dinleyelim. Doktor bu ne? What happened? Şuradan bir benim önüme atlamayan olursa sevinirim. Ne olmuş burada ya? Yoksa trafik mi? Yo. O ne yapmış? Oraya mı girmiş? Of, yan yapmış o ya. Abi. Oha. Siz ne yaptınız ya? Burası niye kapalı? Tırı mı kaldırmaya çalışıyorlar? Birader üstüme çık. Of. Of. Ve çıkıyoruz. Düzcel. Zonguldak, Gümüşova. Vah. Hızlı geldi. Burak beklediği için biraz hızlı gelin dedim. Kaçak mı diyecek? Ceza. Şimdi göl yaka diyor. Girişi kapatmışlar. Kar düz yaylası, güzel dere şelalesi. Aynen bu taraftan zaten. Bu arada Pürenli yaylasının üst kısmına kar düz yaylası. Düzce İstanbul diyor. Bir Burak'ı arayıp soralım bakalım. Neymiş? Sonunda buluştuk. Sağ sinyali titriyor. Şu benzinlikten benzin alacağız. Sonra alışverişimizi yapacağız. İleriden köylerden giderek yolumuzu bulmaya çalışacağız. İlk defa bir tenereyi takip ediyorum. Yani tenere nasıl gözüküyor arkadan? Şu an bana simülasyonunu gösteriyor yani. Güzel oldu. Benim egzozun bileleri dağıldığı için şıngır şıngır gidiyor. Onunki normal. Normal sesi öyle yani. Şimdi şansıma onun interkomu da benimkiyle aynı. O yüzden birbirine bağlayabiliyoruz. Güzel olacak. Tamam, şelale bizim kamp alanından aşağıda. Yolları aynı. Yani şelaleyi ya da kar düzü takip edersek gideriz. Solumlu araba var. İlk defa bir motorcuyla interkoma bağlandım. Çok çok iyiymiş ya. Şurada market var. Girelim ya. Burada vardır. Marketin de çıkışına attım ama şöyle koyayım ben de. Burası 10 numaraymış. Burası şey gibi böyle biraz dallık vari. Bak hep su akıyor her yerden. Frenli'de de var. Çeşme. Ha, debisi var hala. Evet, virajlar güzel. Allah, karşı şeritten bir şeyler gelebilir yani.
Abi çok keyifli şu burası ya. Duralım. Şey yapalım, devam et. Şöyle bir ağaç altı gibi bir yer bulursan daha düz dururuz. Umarım senin sesin geliyordur da şeye, kameraya. Güzel olur video. Oy. İyi iyi, gayet iyi. Düşmez o. Biraz gel ya geri. İteyim mi? Senin amortisör niye bu kadar yumuşak ya? Arka mı? Evet. Enteresan. Bir dakika. Derdin köyü, Çilekli Yayla, Şehirli Yer. Vallahi sol diyor ya. Sağdan gidince muhtemelen çok içeri sokuyor. Abi çok iyiymiş aşağısı. Evet, evet. Zaten fotoğrafa duracağız. Bir de neye duracaktık ya, benim aklımdaydı. Unuttum. Ben şeyden tedirginim. O yüzden çok arazi sevmiyorum şu an. Lastiklerimden yani. Çok kayıyorlar. Toroslarda çünkü yani tek başınasın. Dağın tepesindesin. Yani düşünüyorum lan diyorum. Düşsem diyorum nasıl kaldıracağım ben bunu. Neredeyiz? Yukarı. Yukarı. Yukarı, yukarıdan sağa döneceğiz. Sağ üstte. Ha dur bakayım. Yok orası değilmiş. Yol giderek bozuyor. Ben biraz daha yavaş geleceğim. Bilgin olsun. Çünkü bayağı, evet, bayağı atıyor şu an. Benim lastikler. Şu an burası iyi ya. Şu yol iyi. Geçelim. Tamam. Almadık. Aldık aldık. Yani dışarıdan almadık. Güzel oldu. Ya şeyde kötüydü. Uludağ'da kötüydü. Bu yol şey düşün. Hep kaya. Öyle çıktık bütün yolu. Bir de şey kötüydü. Şimdi motorları bırak, şey kampı bıraktık. Motorları dedik bir arkadaki buzlu göle gidelim. Böyle tepe çıkıyorsun. Bayağı dik ama. Benim motor çıkmadı zaten. Böyle elle falan çıkarttık tepeye kadar. Neyse sonra inelim dedik abi. İnişe bir geçtim. Fren yok. Gittikçe hızlanıyor motor. Dedim ya düşeceğim kayıp ya da bırakacağım kendi insin. Yani o kararla beraber orada zaten bir atlama noktası bende tenereyle. Bıraktım motoru. Aşağı kadar indi. Hiçbir şey yapmadı. Ha. Ha, rolanti de insin diyorsun. İşte arkayı bir sıkıyorum ben. Direkt tak 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 alttan vurmaya başlıyor. Bir saniye. Düz. Düz düz. O taraf çok bozuktur zaten. Navigasyon çiziyorsa doğrudur ya. Yani buradan illa bir araba geçmiş yani. Türelli'nin yolu buradan iyiydi sanki ya. Öyle hatırlıyorum. Ne yazıyor yaylalar? Çiçekli Yaylası. Biz sağdan gideceğiz. Evet.
Şimdi navigasyona baktım. Evet. Bir şey demiyor. Evet, bu yol kötü. İdare ederiz ya. Sen yine öne geç de. Sen iz açıyorsun ya. Daha kötüleşmezse sıkıntı yok, böyle gider. Evet, düzeldi biraz. Gerçi sen öndesin ama ben kendi gördüğümü söylüyorum. Şeye kadar gideriz yani, inemeyeceğimizi, yani dönemeyeceğimizi kestirdiğimiz yere kadar inelim. Baktın iniyoruz ama dönemeyiz, şey yaparız, toplarız. Kaydediyorum. Bir şey olursa arkamızda şeyimiz var, izimiz var. Tamam, çobanın orada hemen var ya arkası. O boşluk güzel. Çoban mı o, emin misin? Bana böyle sanki bir interrailci çocuk gibi geldi. Ay. Evet, aynen. Tamamdır. Biz aşağı ineceğiz. Duralım burada. Abi ABS beni. Yavaş yavaş geliyorum ben. Traktörden olmuş burası ya. Aa, gelmişiz. Ben şu aradan kestirmeden aşağı iniyorum. Yok yok. Şaka yapıyorum. Düz düz. Geldim ben de asfalta. Düz devam ediyorsun. Benim benzin bitti ya. İki dişe düştü. Götürür de fulldü yani bu. Gerçi şimdi Kurtköy'de fullledim. 229 kilometre olmuş Kurtköy'den buraya. Evet. Normal herhalde yani. Sıbaya traktör eşmiş buraları. Arazide vidaları kırıla kırıla birkaç tane vidası kaldı. Şu an sallanıyor zaten can. Bunu en kısa zamanda orijinaliyle değiştirmem lazım. Orijinali var zaten. Eski sahibi verirken onu da vermiştim. Hop. Tamamdır. Oo. Çok güzel oldu yol. Artık düşün, bu yola çok güzel diyorum yani. Acaba Prenli'ye nereden ineceğiz şimdi? Yani hangi yoldan geldik? Bu benim geldiğim yoldaysa Prenli'nin önünden de iki yol geçiyor zaten. Öteki taraftan gidiyorsak çok güzel bir manzarayla karşılaşacağız birazdan. Aşağıdan geliyorsak bilmiyorum. Normal yolu değil zaten. Çeşmenin oraya çıkartırsa bizi güzel. Buraya geçeceğiz. Burası Prenli Yaylası. Biraz daha gidiyor ileri doğru. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Prenli Yaylası yazıyor. Abi. Ha, bir saniye. Şimdi
Normalde gelen yol orası. Oradan geliyorsunuz buraya doğru. Orada da kamp atabilirsiniz. Buradaki mevzu şu. Aynı yol değilmiş. Şimdi biz farklı bir yoldan geldik. Karşıdan geldik. Şimdi şuradan sağa döneceğiz. Balıklı Yaylası yoluna. Asıl mevzu orada. Video yükseltmeyi test ediyorum. Abi işte böyle yolda basıyorum bu lastikle. Bu taraftan. Sen oradan git. Geçebilecek misin oradan? Et be, denere. İşte bu. Atla. On numara nasıl? Ben şuradan geldim işte gelirken. Şimdi şurada bir sağ bir tabela var, Balıklı Yaylası diye. Biz oraya gideceğiz. Tamam. Şimdi böyle geldiğiniz zaman buradan sağdan. Burada ormancı çok. Ağaçlar sürekli kesilir. Yolda bırakmazlar. Genelde toplarlar. Devrilen ağacı bile topluyorlar yani. Çünkü sürekli yöresel halkı gidip geliyor buraya. O yüzden yolu temiz tutuyorlar bildiğim kadarıyla. Ben Ekim ayında geldim daha önce. Bir de şimdi işte geliyorum. Hazirandayız, Haziran'ın başındayız. Yani hiç yolu şey görmedim, kötü görmedim. Şey anlamda, ağaç dolu görmedim, kapalı görmedim. Yolu kötü oluyor. O işte benim daha önceden geldiğim yol. Az önce o tarafa doğru gittik ya. O yol daha bozuk. Bu şimdi geldiğimize göre ama hani motorla geçmedim oradan da arabayla geçtim. Motorla daha mı rahat olur bilemem. Çamur yani sert topraksa daha rahat olabilir aslında geldiğimiz yoldan. Ama çamursa sıkıntı. Yani yumuşak topraksa sıkıntı. Geçen şurada kamp attım. İşte o ağaçların arasındaki boşluk var ya. Orada attım. Çok güzel bir karşı manzarası oluyor. Aşağıya da çadır atmışlar. Çok güzel. Yalnız da değiliz. Nasıl? Ben geçen buraya attım kampı. İstersen aşağıda inebiliriz. Aşağısı komple açık düzlük. He. Gel bakalım. Burası daha korunaklı. Rüzgardan. Tabii çıkabileceğimiz kadar inmekte fayda var yani. Şimdi göreceğiniz manzara ise yukarıdan çok çok daha güzel bir görseli var. Ben de şey gibi oldum. Gezelim görelim. Ama muazzam burası. Burayı gerçekten beğeniyorum yani. Nasıl? Ama burası eser. Yukarısı esmez bu kadar. Az eser. Güneş battıktan sonra biraz sırttan alıyor ama. Şimdi o tarafta bir şey var mı bilmiyorum. Burası da Balıklı muhtemelen. Neyi dedin? Göl yukarıda işte. Pürenli'deki gölü diyorum ben. Şimdi abi.
Benim kamp attığım yer orası. Çadır da var aşağıda. Başka çadır kuran da var. Şu açıklığı gördün mü ilerideki? Evet. Orada oranın avantajı da su var hep. Bizde su. Ya aşağı iner alırız. Motor var sonuçta. Yani bulaşık yıkamaya sabah bir ineriz. O yani. Ama geçenkinden çok kamp atan var ya. Geçen kimse atmıyordu. Güzel yani. Yok etmezler. Evet. Ya burada sıkıntı olmuyor zaten. Biz ateşimizi duvar yaparız oraya. Manzaraya karşı otururuz. Mis. Arkaya da çadırları koyarız. Yani 9'a 10'a kadar şey almıyor, rüzgar almıyor da. Burası çok esiyor farkındaysan içerisi. Rahatsız eder yani. Dönelim. Biraz odun toplayalım. Bir daha gelmeyiz. Standart tener abi. Odun taşımadan olmaz. Tenerinin odun taşıyanı makbuldür. Atlayalım bakalım. Şimdi enjeksiyon çalıştı. Bujiler ateşlendi. Bir şey unuttuk mu? Unutmadık. Düşmeyin lan hiçbiriniz. Çok sallandı. Bunlar devrilecek. Şunu alalım. Şuradan şunu çekelim. Buraya tekrar takalım ki iki o tarafa çekmesin. Evet, şimdi oldu. Biraz bol olmuş orası. Şimdi tabii odunları da yukarı koyduk. Yokuş çıkarken biraz ön kalkacak, şöyle gitmek lazım. Yolumuz kısa ama. Wow, ön bayağı geziyor. Arka yüklü olduğu için bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. O yüzden şöyle öne doğru oturuyorum biraz. Ön boş şu an ya. Bayağı bayağı boş yani. Burada yükü güzel dağıtmak lazım motora. Kayıpsız taşıdık odunları. Biraz esiyor ama. Olsun. O kadar olur. Ama ateş ısıttı yani. Şu aşağıda da kamp yapanlar var. Yalnız buranın özelliği neydi? Burak. Ne konuda abi? Telefon kulübesi olarak. Ha, telefon kulübesi. Arkadaşlar bir yerden bütün noktalarında telefon çekmiyor. Sadece burada çekiyor. Biraz saçmalattım ama olsun. Ve herkes buraya telefonla görüşmek için geliyor. Biz de şöyle bir karar aldık Burak kardeşimle. Çayımızı da demliyoruz. Telefonla görüşmek için bir bardak çay bizden satın alması gerekiyor. Yayla sakinlerini. Böylelikle kampı da beleşe getirip. Yani yol parası. Yazık parasını halletmiş olduk. Yani buraya gelirseniz konumu atıyoruz. Hemen aşağıda link var. Tıklıyorsunuz oraya. Olunca iki tane oduna kıydık. Şu
motorunu biz getirmedik ama. Ama bir çekmeyi düşündük yani, motorla aşağıdan bir tarafa olabilir. Ya, sabah. Ama çok keyifli oldu. Yani bayağıdır böyle zevkli bir kamp geçirmemiştim. Ya iyi ki o yoldan geldik. Bence günün şeyi oldu ya. Kesinlikle sürpriz oldu kanki. Yani şeyden gelmiş olsaydık ya da geri dönüp Akyazı üzerinden girmek gibi bir aptallık yapsaydık çok sıkıntı olacaktı. Hem yol uzayacaktı, hem göremeyecektik. Hem bir de yol daha kötüymüş orada. Geçiremeyecektik tabi. Yolda daha kötü. Tabii yarın inişimiz biraz sıkıntı olacak. Ya aslında yavaş yavaş ineriz artık, bilmiyorum. Yani gelecek arkadaşlara da dişli lastikleriyle gelmesini tavsiye ederim buna. Benim videolarımda gittiğim her dağa dişli lastikle gidin, kesinlikle şöyle gitmeyin. Aynen. Duydun mu çakalı? Tabii çakallar donmaya başladı, onlarsız olmaz zaten. Yo, baykuş bu ya. Aa, aynen. Buradan Deha kardeşime de selamlar gönderiyorum. Onun dışında Tenere Bosporus'a büyük büyük selamlar. Ben pişman olursunuz demiştim. Haklı çıktı. Ya muhtemelen pişman oldunuz yani. Neyse, bir dahaki kamplarda görüşürüz umarım. Tabi şu an Marmaris'te olan Bahadır abiye.
Bugün kahvaltıda ne var Burak Bey? Kahvaltıda bugün sucuklu menemen yapıyoruz. Üstüne yumurta ve kaşar. Ayrıca şimdi sabah her şeyi karıştırmaktan yola çıkarak dedik ki bir de mantarlı kaşarlı böyle bir güzel bir karışım yapalım. Mantar burada. Burak kardeşim mantarları doğradı güzel. Şimdi kaşarlarını ayarlıyoruz. Keşke ateşi buraya yaksaymıştı. Evet. Şimdi sabah şurası gölgeydi. Şu an tabii gölge ama birazdan yine güneş olacak. Oraya ateşi yaktım. Sonra buraya geçmek zorunda kaldık. Buraya da yakabilirmiş. Hava nasıldı gece? Dondum. Çok fenaydı abi. Yani sen mışıl mışıl uyurken ben sıcak su torbaları. Çadırın içinde tehlikelidir, kimseye önermem. Ocak yakmalar. Bayağı sıkıntılı. Ama yayla havası işte böyle. Bir sıcak bir soğuk. Sen aslında şey geldin mi hazırlıklı? Evet, niye? Çadırın şeyde, büyük de biraz senin bir de, o var. Mat'ta niye öyle bir şey mat diyorum. Uyku tulumunda niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum tabii. Ve yanlış yaptık. Kaç tane yumurta kıralım? Kaç tane varsa. 6 tane var. Şuna da yumurta kırabiliriz yani. Olabilir. 4 ona kıralım, 2 buna kıralım. Fark etmez. Ama bitiremeyeceğiz gibi bir hissiyat var içeride. Abi de doğada yemek kalmaz. Yani öyle söyle. Şeye dökeriz şuraya. İlla yer yani bir hayvan. Abi nereye geldik biz? Az önce bahsediyorduk. Abi çok iyi ya. İki zamanlı bak şu an. Kaç tanesi iki zamanlı? Ortalığı ne yaptılar? Kozu duvara kattın. Gidiyoruz değil mi? Nerede? Intercom. Evet, bir kampın daha sonuna geldik. İki Burak, iki Tenere. Yeni serinin adı bu. İki gün ama 5 gün gibi geldi ya. Çalış oğlum. Şimdi dönüş yoluna geçeceğiz. Şarjlarım da azaldı zaten. Hafıza kartımda da yer kalmadı. Tam tamına yetti yani. Hatta bir hafıza kartı da Burak'tan aldım. Geliyor mu sesim? Ses gelmiyor. Heh, geliyor. Benim de öyle ya. Şimdi bakalım o yolu nasıl ineceğiz. Şuraya son bir kez bakalım. Evet, bir dahakine şuradan yukarı çıkalım ya. Hadi de. Şimdi şu ilk kısımlar topraktı. Buralar iyiydi de. Aslında saldın mı aşağı, bir şey olmaz da. İşte alışık değiliz. Umarım intercom'un sesi gelmiştir kameraya. Gelmediyse de kampta zaten konuştuk. Buranın şeyini koyarım açıklama kısmına, videonun açıklama kısmına. Rotasını. Rota olmasa bile hani bölge falan belirtirim. Buralar çok karışık değil zaten. Böyle köylüye sorduğunuz zaman gösteriyor. Tek yol gidiyor genelde.
yaylalarda birbirine bağlı. Tabelası oldukça fazla. Genelde yaylalarda bu kadar tabela olmuyor. Her yeri gösteren tabelası var. Birkaç böyle güzel parkuru var. Oralara giremedik tabii ama. Böyle uygun, müsait motoru olan varsa. Bunlar da girer gerçi de. İşte kampı bırakıp gitmek lazım. Birkaç gün kalmak lazım buralarda yani. Bu hafta sonu da böyle geçti. Bu iki Burak iki Tenere serisi aklımıza geldi. Belki devam eder, bilmiyorum. Yorumlar bölümüne yazarsınız. Artık devam etsin mi etmesin mi? Onun dışında bir sonraki kampta görüşürüz.